Şimdi biraz geçmişe gidelim abi. Bir oyun vardı. Bu oyunun adı Mars Online'dı. Neydi peki Mars Online? Bir MMO TPS, yani çok oyunculu çevrimiçi third person shooter aksiyon oyunuydu. Fakat Mars Online bildiğimiz uzaydaki bir gezegen olan Mars'tan almıyordu adını. Mars Online'ın uzun adı Mercenary Assault and Recon Squad Online'dı. Oyun 2013-2015 yılları arasında kısa bir zaman dilimi de olsa Türkiye'de Türkçe olarak da hizmet verdi. Hatta ben de dahil on binlerce oyuncu güzel dakikalar geçirebiliyordu bu oyunda. Yani oyunun ülkemizde bayağı kalabalık bir oyuncu kitlesi vardı. Mars Online ülkemizde kısa bir süre hizmet vermiş ve kapanmıştı ama yeniden açıldı. Oyunun kapanma sürecinden tekrar açılma sürecine ve erken erişimde test ettikten sonraki yorumlarıma kadar tek tek değineceğiz bu videoda. Link start. Mars Online neden kapandı? Mars Online 2015 yılında kalabalık oyuncu kitlesine sahip olmasına ve gerçekten sevilen bir oyun olmasına rağmen ani bir kararla kapanma kararı almıştı. Yetkililerse oyunun kapanma süreciyle ilgili bayağı ilginç açıklamalar yaptılar. Gerekçe olarak oyunun Çin'deki geliştirici firması olan Yingpei yeteri kadar destek vermiyordu. Yayıncı firma ile karşılaşan kötü durumlarda Mars Online'ın kapanması için atılan ilk adımlar olmuş, zemini hazırlamıştı bile. Bu süreçte oyuncular yakınmaya başladılar ve haksız da değillerdi. Senelerce hesaplarına emek verdiler, burada dostluk kurdular, oyunlara yüksek meblağda para yatırdılar ve daha birçoğunu yapan oyuncular iki firma arasındaki anlaşmazsızlıktan dolayı bu tehlikeyle karşı karşıya kalmış, tüm emeklerinin çöp olmasına karşın elinden hiçbir şey gelmezcesine öylece kala kalmışlardı. Mars Online'ın yapımcı tarafından gelen açıklamalarına bakacak olursak da, oyunda bir ara aim hilesi çıkmıştı. Bu sorunun çözülmesi içinse bayağı uzun süreler uğraşılmış ama Çinli şirketin, yani Yingpei'nin destekte bulunmamasından mütevellit hiçbir çözüm üretilememişti. Doğal olarak da oyunun oyuncu kitlesinde de azalmalar başladı. Sonuçta kimse hileli bir oyundan zevk alamaz, yani orada eğlenemez değil mi? Bu durumdan ötürü Gametolia, Türkiye'deki 3 senedir süregelen Mars Online yayınımıza artık devam edemeyeceğiz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Gametolia oyunun kapanmasından önce bu açıklamayı yapmış fakat oyun kapandıktan sonra başka hiçbir açıklama yapmamıştı. Oyuncular da acaba Mars Online tekrar açılacak mı sorusuyla baş başa kalmışlardı. Mars Online yeniden açıldı. 2013-2015 yılları arasında Türkiye'de oldukça sevilen bu MMO TPS aksiyon oyunu oyunculara hem PvE hem de PvP olarak eğlenceli ve hikayesel bir co-op deneyimi, güzel mücadeleler yapma fırsatı sunuyordu. Ki bu da oyunun oyuncu kitlesinde azalmalara neden olan bir diğer unsurdu. Neyse abi, daha sonra işler Mars Online için farklı ilerleyecekti. Oyunu yeniden yayınlayacak olan şirketin adı Suba Games'ti. Oyunun tüm haklarını Suba Games satın almış ve çalışmalara başlamıştı. Suba Games'ten biraz bahsedeyim. Bu şirketin adını çok duymasak da gerçekten bilinen, 10 yıldan fazladır bu sektörde, yani oyun sektöründe yer alan Ace Online, A-Rivals, Pillstone Tale gibi oyunların da yapımcılığını üstlenen ve sıradaki projesini de Mars Online olarak belirleyen güvenilir bir şirket bu oyun yapım firması. Oyunun beta testleri ve erken erişim versiyonlarından önce oyunun duyurulduğunda benim de tahminlerim vardı oyunla ilgili. Oyunun geleceğine dair açıklamalar yapıldığında kesinlikle daha yenilikçi bir Mars Online göreceğiz diye düşünüyordum. Çünkü oyunun açıklanan sistem gereksinimleri 2013 yılındaki Mars Online'dan oldukça farklıydı ve daha yüksek gereksinimler istiyordu. Bu da demek oluyordu ki muhtemelen eski Mars Online'ın mekanik ve dinamiklerinden kopmayıp görsel olarak daha yenilikçi bir Mars Online bizlerle olabilirdi. Oyun aynı zamanda Steam üzerinden de yayınlanacaktı. Şimdi oyunu göstereceğim tarihlerde kapalı beta testleri yapılacaktı. Hatta ben de bir beta key'e sahiptim ama ben nedense son anda vazgeçmiştim. Herhalde başka işlerim çıkmıştı. Beta testler şu an ekranda gördüğünüz tarihlerde yapılmıştı ve bunlar da kapalı beta testlerdi. Şimdi oyun hakkında konuşmadan önce şu şekilde oyunun sistem gereksinimlerini de sizlerle paylaşayım. Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda ortalama bir bilgisayarda oyunu rahatça oynayabileceğimizi görebiliyoruz. Yeni Mars Online. Ben oyunu Steam üzerinden indirmiş ve oyuna girmiştim. Fakat Steam üzerinden indirmiş olsanız dahi direkt olarak Steam hesabınızla oynayamıyorsunuz oyunu. Steam üzerinden giriş yapsanız bile Suba Games hesabı açmanız veya halihazırdaki Suba Games hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Ben de beta sürecine dahil olduğum ID ve şifremi unuttuğum için orada hızlıca yeni bir hesap oluşturabildim ve gerçekten oyun bu konuda zorlamadı beni. Kolayca hesap oluşturup oyuna girebiliyorsunuz. Daha sonra karakter yaratma ekranı karşıma geldi. Burada karakter customize ederken hala bir şeylerin eskide kaldığını fark ettim. Mesela şu karakter yüzlerine bir bakın abi. Kaplamalar ve görüntüler bayağı eski duruyor değil mi? Yani yıl olmuş 2021 ama oyun bu konuda gerçekten 2013'te nasıl olduysa kalmayı başarabilmiş. Neyse, pek sorun değildi benim için. Daha çok gameplay tarafını merak ediyordum. Karakterimi yarattım ve oyuna girdim. Oyun fark ettiyseniz tam ekran olarak optimize bir şekilde açılmıyor bilgisayara. Ayarlarımızla. Oyuna girdikten sonra ilk önce Game Settings bölümünden oyunun grafik ve çözünürlük ayarlarını düzelttim. Daha sonra da basit bir prolog aşamasıyla oyunun giriş bölümünü tamamlayıp sonunda lobby kurma aşamasına gelebildim. Oyunun chat bölümüne bakınca da hala oyunda Türklerin yer aldığını görsem de bir farklılık vardı. Oyun bu sefer globaldi. Daha önce Mars Online ülkemizde sadece bize özel hizmet verirken Suba Games global bir hizmet veriyor, uluslararası çalışıyordu. Neyse, arkadaşım Sıla'yı da lobby'ye davet ettim ve oyunu test etmeye başladık. Benim aklımda kalan Mars Online sadece zombileri avladığımız bir MMO
TPS'ti. Fakat farklı şeyler de vardı oyunda. Bir sürü map ve bu maplerin birbirinden farklı hikayeleri, bossları ve mobları vardı. Girdiğimiz ilk mapte insanlara karşı savaştık. İlk izlenim olaraksa şunları düşündüm. Oyun görsel anlamda kendini hiç geliştirememiş, mekanik ve oynanış olarak da 2013'teki versiyonu daha iyiydi sanki lan. Tuhaf ama evet, eski versiyon biraz daha iyiydi sanki. Yine de erkenden oyunun kötü olduğu kanaatine varmak istemedim. Sonuçta bu bir erken erişimdi ve ben Mars Online'ı cidden özlemiştim. Biraz daha devam etmek istedim. Oyunun bazı bölümlerinde moving problemleri baş gösterdi. Karakterler yan yana geldiğinde ya da aynı yerde siper aldıklarında ekranda bozulmalar ve titremeler olabiliyordu. Ama bunlar erken erişim için okeydi, yani bunlar düzeltilebilirdi tabii ki. Bir de oyunun market bölümüne bakmak istedik. Oyun erken erişim zamanında bize 50k oyun parası hediye etmişti. Bunlarla da oyunda güzel şeyler alabilirdik. Abi bende şimdi bir hastalık var. Ben AOK delisiyim. Gerek Counter gerek PUBG gibi oyunlarda AOK buldum mu affetmem. Çektim baba AOK'u. Sonra bir oyuna gireyim, şunu da parçalamadık adam bırakmayayım dedim. Ulan bu nasıl AOK lan? Abi uzaydan mı getirdiniz? Bu ne lan? Yeşil yeşil ışın mı sıkıyor, ışık mı sıkıyor, ne sıktığı belli değil bunun. Neyse biraz devam ettikten sonra daha fazla devam edemeyeceğimi anlayınca oyunu hızlıca bitirip tekrar market bölümüne geldim. İşte burada bir olay oldu ki oyun beni gerçekten tavladı. Bilirsiniz ben Resident Evil ve Resident Evil'dan da büyük bir Leon S. Kennedy hayranıyımdır. Bunu beni yakından tanıyan veya beni takip eden herkes bilir. Abi şuraya bakın lan, Resident Evil 4'ten Leon'un kostümünü koymuşlar oyuna. Direkt aldım baba kıyafeti. Bir de elime şöyle güzel bir silah aldım. Taramalı maramalı bir şeyler. Tekrar aktık oyuna. Bu sefer aramızda Enes de dahil oldu. Sıla, ben ve Enes maceraya kaldığımız yerden devam etmeye devam ettik. Oğlum benim ne ilginç cümlelerim var ya. Oyun boss savaşları konusunda gerçekten aksiyonun hissiyatını bayağı uç noktalara taşıyabiliyordu. Çünkü easy modda bile bosslardan tek yiyebiliyorduk. Her haritanın easy, normal, hard ve daha zor modları bulunuyor. Bu modlar oyunun zorluk seviyesini arttırdıkça aksiyonun da hissiyatının artmasına sebep oluyor. Fakat dediğim gibi easy modda bile bosslar bayağı bayağı zorlardı. Ve bu da benim bayağı bayağı hoşuma gitmişti. Şimdi de geçmişe daha derinden girmenin zamanı gelmişti bizim için. Ben, Sıla ve Enes bu sefer eskiden yapmaktan zevk aldık ve karakterimin Kirito S. Kennedy olmasından dolayı sikiyle bir zombi moduna girmeliydik. Biz de silahları tekrar kuşanmış ve bir zombi moduna girmiştik. Abi bu modda ise gerçekten nostaljinin dibine vurabilmiştik. Sıla'nın tam şurada üstüme neden bomba attığını hala anlayamamış olsam da bomba gibi çocuksun demek istedi galiba. Evet, bu mod Mars Online'ı özlemiş miyim sorusuna kesinlikle özlemişsin. Evet cevabını verdi bana. Sırada ise oyunun PvP modu vardı. Açıkçası ben bu tarz oyunlarda PvE bölümünü daha çok seviyorum. Sonuçta co-op bir oyun. Al arkadaşlarını zombi bir abla stres at kafasıyla bakıyorum böyle oyunlara. Ama PvP modları da bayağı hareketli olabiliyor bu türleri. PvP'yi çok hard deneyimlememiş olsam da fikir sahibi olacak kadar bakabildim. Oyun PvP olarak daha hareketli, silah ve yeteneklerin daha fazla rol aldığı bir mod. Ve PvP severlerin sanırım oyunun tam sürümü çıktığında biraz pay to win oyuncular olmaları gerekecek. Çünkü silahlar customize edilmiş ve herkes tam tesisat duruyordu. Peki oyuncular silahları nasıl upgrade ediyordu? Tabii ki oyunun erken erişim süresinde verdiği bedava keşlerle. Full sürüm çıktığında PvP'de bu kadar aktif olmak ve başarılı olmak isteyenler P2Win oyuncular olacaklardır diye tahmin ediyorum. Ben o yüzden PvE'ye devam ederim muhtemelen. Çünkü bana göre Mars Online'ın olayı bu zaten. O zaman artık sonucu konuşalım. Sonuç. Mars Online günümüzde MMO TPS konusunda, yani türünde çok fazla örnek olmadığından dolayı, ayrıyetten nostaljik esintiler taşımasından da dolayı ve ülkemizde yüksek sistemli bilgisayarlar olmamasından da dolayı orta sistem bilgisayara sahip oyuncuların severek arkadaşlarıyla zaman geçirebileceği bir oyun olarak geri dönmüş bence. Oyun görsel olarak zamanımızın gerisinde kalmış da olsa oynanış ve vuruş hissiyatı olarak beni memnun edebildi. Zaten third person shooter ya da first person shooter oyunlarının en öncü nitelikleri yapay zekanın gücü, aklı, zekası ve de vuruş hissiyatının kalitesidir. Açıkçası Mars Online için bu iki unsur beni etkileyebildi. Oyunun haritaları ve zorluk modları da erken erişim sürecinde gayet kalabalık ve başarılıydı. Kalabalık derken oyunda fazlasıyla harita ve mod vardı yani. Oyunda da bir sürü oyuncu vardı yine. Yani bu da gayet başarılı bir erken erişim oyunu olabildiğini gösterdi Mars Online'ın. Hafif takılmalar ve geç kaplama olayları da sunucunun biraz bizim bölgeye uzak olmasından kaynaklanıyor sanırım. Ama bu da ilerleyen süreçte çözülebilecek küçük bir mesele bence. Dediğim gibi PvP'si beni çok etkilemedi. Yani bu tarz bir oyunda PvP oynamak istiyorsam Demrock Company falan oynarım. Mars Online'ın beni etkileyen tarafı daha çok PvE'si ve kesinlikle Leon S. Kennedy kostümü oldu. Batman de fena değildi lan. Ha bir de bahsetmeyi unuttuğum bir şey var abi. Bu drone muhabbeti var oyunda. Şimdi milletin yanında drone'lar var. Şu ejderha gibi gördüğünüz şey, ne bileyim, farklı farklı drone'lar. Bunlar bence oyunun ana segmentini birazcık bozuyorlar. Yani bu eskiden bu drone muhabbeti yoktu oyunda. Ve oyun daha eğlenceli, daha bir hareketli geçiyordu. Şimdi drone'lar gerçekten zorlu boss'lara, zorlu moblara tek atabiliyorlar ya da bayağı vurabiliyorlar. Bu da oyunu daha kolay bir hale getiriyor. Ha bu subayla gelmedi. Eski Mars Online'dan da kalan bir şey. Bu son zamanda çıkmış bir şey. Bu da büyük ihtimal oyunun pay to win üyesini arttırmak için yapılan bir şeydi ama bence bu drone muhabbetini ortadan kaldırın abi. Bu drone muhabbeti gerçekten oyunu bozuyor. Bunu da söyleyeyim, içim rahat etsin. Drone ne lan? Oğlum alacaksın silahı, tak 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 tak. Ne drone'u yani?